Merhaba arkadaşlar. Hazır yeni halka arz sistemimizi Sermaye Piyasası Kurumu'nun SPK'nın onaylamasını bekliyorken biz de BIST 100 endeksine şöyle bir bakalım dedik. BIST 100 endeksindeki bu düşüş yaklaşık %15'lik bir düşüş var tarihi zirveden. Bu düşüş acaba uzun vade birikim yapanları, yatırım yapanları çok etkiliyor mu? Uzun vade hangi şirketler, hangi hisseler bizi temettü emekliliğine götürebilir, bizi finansal özgürlüğe götürebilir, uzun vade hangi hisseler çocuklarımıza miras bırakılabilir? Bakın bunu çok konuşmaya gerek yok. Hani ne diyoruz biz? Ya sokağa çıktığınızda, çarşıya pazara gittiğinizde, AVM'lere gittiğinizde, yıllardır piyasada olan, yıllardır evimizde malzemelerini taşıdığımız, alıp sattığımız, arabasına bindiğimiz, ne bileyim televizyonlarda bangır bangır reklamlarını gördüğümüz büyük büyük firmalar var, büyük büyük şirketler var, büyük büyük holdingler var. Bunların arasından beğendiklerimizi, hani geçmişini bilip, hani iyi noktalara parmak bastıklarını bilip, iyi sektörlerde olduklarını bilip, hoşumuza giden şirketlerden ufak ufak kademeli olarak maaşımızın belli bir kısmıyla biriktirmemiz lazım arkadaşlar. Birikim kültürümüz devam etmeli. İşte bu şirketlerden bazılarını Borsa İzni'nde profilinde kurumsal şirketlerin sahip olduğu markalar olarak bakın. Koç Holding, Sabancı Holding, İş Bankası, Oyak Grubu, Anadolu Grubu. Bakın arkadaşlar, kurumsal şirketler, Koç Holding, Koç Grubu, yahu İş Bankası'nda, Akbank'ta, diğer bankalarda, aracı kurumlarda Koç Holding şirketleri, Koç Grubu şirketleri adı altında fonlar var arkadaşlar. Yani o kadar güzel yönetiliyorlar ki adlarına fonlar açılmış. Adlarına takipler açılmış. Tofaş, Yapı Kredi, Arçelik, Aygaz, Tüpraş, Türk Traktör, Koç Holding, Tat Gıda, Froto, Otokar. Ya şunları görüyor musunuz? Şunlar yani Türkiye'nin medarı iftarları ya. Koç grubu zaten yılların grubu. Bunlardan hoşunuza gideni. Mesela evinizde Aygaz tüp kullanıyorsunuz, değil mi? Alın size bir neden. Elinizde Arçelik var. Alın size bir neden. Tofaş arabanız vardır. Bu da bir neden. Traktörünüz vardır. Neden? Ford vardır. Neden? Bunların hepsi bir neden. Şimdi güleceksiniz. Diyeceksiniz ki vay efendim, ben evimde Arçelik kullanıyorum diye gidip Arçelik mi biriktireceğim? Yok kardeşim, git Vestel'de biriktir ya. Ne fark eder? Yeter ki bir birikim kültürü olsun. Yıllardır piyasanın içinde bulunan şirketlere kapısından geçerken size güvenliğin, buradan geçme kardeşim, git öbür taraftan geç diyebileceği şirketlerin ortakları olduğunuzu düşünsenize ya. Benim cebimde 5.000 lira var Koç Holding, ben sana gelip ortak olayım dediğim zaman beni kovalarlar. Polis alır beni nezarete koyar ya. Neyden bahsediyorsunuz siz? İşte geldiğimiz noktada Koç Holding'e bir tık uzaklıkta bir tuşla al tuşuna bastığımızda ortak olabiliyoruz. Sabancı Grubu, Sabancı Holding. Şuna bakar mısınız ya? Şu şirketlere. Enerjisa, Teknosa, Sabancı Holding, Çimsa. Son günlerin flash şirketlerinden birisi değil mi? Çimsa. Agesa, Aksigorta, Afyon Çimento, Akbank, Brisa, Akçansa, Kortsa. Ya bu şirketler sanayi sektörünün öncüleri. Bu şirketler olmazsa Türkiye'nin istihdamı, lokomotif sektörleri, istihdamı ayakta tutan, milyonlarca kişinin evine belki ekmek götürmesini sağlayan şirketler bunlar. E bunların biz 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira yatırım yaparak, yavaş yavaş biriktirerek, en azından ya kazandıkları karlarla ya da en azından ülke ekonomimize katkı sağlamamız gerekmiyor mu? Yani bence sadece çocuklarımıza miras bırakmak için bile biriktirilebilecek şirketler bunlar. Anadolu Grubu, Anadolu Efes, Coca-Cola, Adel, Migros, Ahol, Isuzu. Ahol son günlerde çok yükseldi diye hatırlıyorum. Adel Kalemcilik de bir ara çok fazla yükseldi. Migros diyorsunuz ya. Kurumsal Anadolu Grubu, Migros arkadaşlar. Devam edelim. Oyak Grubu, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Hektaş. Hiç öyle bakmayın yüzüme. Hektaş'tan hisse mi olurmuş? Hektaş neymiş? Hektaş bizi batırdı falan filan demeyin. Bir yıl önce kim söyle demiyordu.
Bir yıl önce hektaş aşağı hektaş yukarı diyordunuz. Hektaş tavan tavan giderken daha iyisi yoktu değil mi? Hektaş sasa kontrolmatik daha iyisi yoktu. Sektörü BIST 100 endeksini ayakta tutan şirketlerdendi değil mi Hektaş? Geldiğimiz noktada bu kadar bağırmanın, çağırmanın anlamı yok ki arkadaşlar. Tamam, Hektaş kötü günler geçiriyor. Kabulüm. Ama geldiğimiz noktada bir geçmişi hatırlayalım ya. Şu yükselişi bir hatırlayalım. Tamam diyeceksiniz ki biz o zaman yoktuk. Şimdi şöyle gitmeyeceğinin kim garantisini verebilir? Şu şekilde yapmayacağının ki yapmasın. Ben öyle yapmasını istemiyorum. Yapsın diye söylemiyorum. Şuradan bakın şuradan bu hissenin şu 15-14 seviyesinden 51 seviyesine gitmesi yanlıştı. 2-2-4 ortalamalardan bu kadar uzaklaşmaması gerekiyordu. Şimdi de bunun 51 liralardan 20 liralara düşmesi yanlış. Ortalamaların bu kadar altına düşecek bir hisse bir şirket değil Hektaş. Yılların şirketi 1980 yıllarında Adana'da kurulmuş ziraat mühendislerinin kurduğu bir şirket. Yani şu an tarımsal alanda, gübre alanında, pet mama alanında yeni fabrika devreye girdi diye hatırlıyorum. Öncü şirketlerden. Bugün böyle olduğunu bakmayın. Yarın öbür gün toparlayacaktır kendini. Mutlaka daha iyi yerlere gelecektir. Ama geldiğimiz noktada Hektaş dedin mi bir noktada duracaksın. Tamam. 40 liralardan girmişsinizdir, 35 liralardan girmişsinizdir, 50 liralardan girmişsinizdir şirkete. 20 liralara düştüğü zaman üzülürsünüz, küfürler dersiniz, bağırırsınız, çağırırsınız. Ama insan da yanlış anlamayın, 50 liralarda tarihi zirvelerde kimse kimseye gel buraya gir demez. İstemir. Sürünüyor yahu, sürünüyor istemir ya. Ne oldu? Ne oldu bu şirkete? Battı mı? Depremde yıkıldı. Geri toparlandı. Tavan tavan gitmeyi bildi. Şimdi ne oldu? 200 günlük ortalamanın altına sarkmış. Ne oldu bu şirkete arkadaşlar? Soruyorum size ya. Yerinde duruyor. Üretime devam ediyor. Neymiş efendim? Çin'deki demir fiyatları aşağı düşmüş de. Ereğli İstemir o yüzden aşağı düşmüş de. Vay efendim vay. Tamam konjektürel bir şirket olduğunu, hisse olduğunu biliyorum. Farkındayım. Tamam dönemsel bir şirket olduğunu da farkındayım. Ama İstemir'i de kimsenin yerden yere vurmasına müsaade edemem. Kusura bakmayın. İstemir bizim medar iftarımız. Oyak Yatırım. Ereğli Demir Çelik. Yine Oyak Yatırım. Oyat. Oyayo. Oyak Çimento. Bakın Oyak Çimento. Geçenlerde fabrikadaki arkadaşımız almıştı. Oyak. Hatta depremden sonra almıştı. Ben niye aldın demiştim yani. Oyakçı. Otuz dört liralardan almıştı. Bakın. Evet, şuralara kadar yükselmişti. 54 depremden sonraydı sanırım. Şuralara kadar düştü. 32-34 liradan aldı. Düşüş devam etti. Görüyorsunuz şimdi. Gidişatını. 71 liralara gelmiş. Çimento sektörü, inşaat sektörü bildiğiniz üzere bizim ülkemizde ölmez bitmez sektörlerden bir tanesi. Velhasıl kelam arkadaşlar, uzun vade düşünmek en güzelidir. Uzun vade yatırım yapmak en güzelidir. Bu beğendiğiniz kurumsal şirketlerin, şirketlerinden hoşunuza gidenlerini seçin, beğenin, alın, kademeli bir şekilde ufak ufak biriktirin. Düşse de biriktirin, yükselse de biriktirin. İleride çocuklarınıza miras kalacak şirketler bunlar. İleride ben arabamı değiştiririm, evimi değiştiririm, arsa alırım şuradan, şunu yaparım, para biriksin burada diye düşünmeyin. Çocuklarınıza miras kalacak diye düşünün. Biz buradayız arkadaşlar. SPK'yı takip etmeye devam ediyoruz. Bakalım bugün yeni halka arz gelecek mi? Görüşürüz.